Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda bir surenin daha son sayfasına geldik. En'am suresinin son sayfası. Bu son sayfada 158-165. Ayetler arasını okuyup değerlendirmeye çalışacağız. Allah-u Teala şöyle bildiriyor. هَلْ يَنْزُرُونَ اِلَّا اَنْ تَتِيَهُمُ الْمَلَائِكَ Onlar ancak meleklerin gelmesini اَوْ يَئْتِيَ رَبُّكُ veya Rabbinin gelmesini اَوْ يَئْتِيَ بَعْضُ اَيَاتِ رَبِّكُ veya Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini bekliyorlar. Başka bir şey değil. يَوْمَ يَئْتِ بَعْضُ اَيَاتِ رَبِّكُ Gün gelecek, Rabbinin bazı ayetleri gelecek. لَا يَنْفَوْ نَفْسًا اِيمَانُهَا Ama o anda iman etmek o nefse bir fayda vermeyecek. لَمْ تَكُنْ اَمَنَتْ مِنْ قَبْلِ Önceden iman etmemişse اَوْ كَسَبَتْ ف۪ي اِيمَانِهَا خَيْرًا veya imanında bir hayır kazanmamışsa. Burada mucizeler, mucize beklentileri, olağanüstü şeyleri beklemek, imanı bunlara bağlamak, bunlarla alakalı bir değerlendirme yapılıyor. Yani bir kısım insanlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu davetine mukabil olmayacak şeyleri veya olsa bile onları felakete sürükleyebilecek şeyleri istiyorlar. Bunlardan biri mesela melekler bize gelsin diyorlar. Melekler gelsin görelim ve o şekilde biz de iman edelim. Kur'an-ı Kerim'in başka bir yerinde melekleri de görecekler diyor. Ama melekler geldiği zaman iş bitmiş olacak. Ve her insan ölürken ölüm meleğini görecek. En kafir bir insan bile o anda artık buna inanacak. Ama o anda iman ettim demesi ona fayda vermeyecek. Veya Allah doğrudan karşımıza gelsin. Yani Allah varsa hadi göster. Hazreti Musa'ya dedikleri gibi erin Allah'a cehraten, açıktan Allah'ı bize göster demişler. Bu manada işi yokuşa sürenler, imtihan sırrına aykırı bir şekilde haddi aşan isteklerde bulunanlar çıkmış. Biz Allah-u Teala'nın ayetlerini görürüz. Allah-u Teala'nın yarattığı şeyleri görürüz. Ama bu insan gözü doğrudan Allah'ı görecek şekilde yaratılmamıştır. Ve Allah-u Teala'nın doğrudan zaten görülmesi şu dünyanın mahiyetine de uygun değildir. Allah-u Teala gökteki yıldızlarla La İlahe İllallah yazsa veya her gün sıra dışı bir takım olaylar meydana gelse, diyelim bir tanesi Allah'a kötü söz söylüyor. Allah beni taş etsin diyor söz gelimi. O anda Allah onu taş ediyor. Birisi başka bir günah bir iş işliyor. Allah onu o anda hemen helak ediyor. Bu gibi sıra dışı olaylar olsa o zaman herkes iman etmek durumunda kalırdı. Halbuki din bir imtihandır. İnsanlar kendi iradeleri, hür iradeleriyle imanı veya küfrü tercih ediyorlar. Eğer hep sıra dışı olaylar olsa, melekler gelse, Allah doğrudan görülse veya bir takım böyle mucizevari durumlar her gün yaşansa o zaman iman eden ve inkar eden arasında bir fark kalmaz ve insanlar gerçekten mecburen ister istemez iman etme durumunda karşı karşıya kalırlardı. İşte Rabbinin bazı ayetleri geldiğinde daha önceden iman etmemiş veya iman etmişse bile o imanında bir hayır işlememiş olanlar bundan istifade etmeyecekler. Malum kıyamet kopuncaya kadar insanlar imtihan edilmeye devam eder. Ve kıyametin kopmasının alametleri vardır. En büyük bir alameti güneşin batıdan doğması. Gün batıdan doğduğunda kafirler artık biz de iman ettik derler o anda ama bu iman fayda vermez. Veya her birimize bakan yönüyle bir insan ölüm anında gözünden perde kalkar. Gözünden perde kalktıktan sonra ben iman ettim demesi ona bir fayda vermeyecektir. Dolayısıyla bize fayda verecek olan iman henüz imtihan devam ederken, şu anda hayat devam ederken göstereceğimiz imandır. Yoksa ölüm anında meleği gördüğümüzde ben de iman ettim demek bize bir fayda vermeyecektir. Nasıl ki Firavun denizde boğulurken ben de Musa'nın, Harun'un, İsrailoğullarının inandığı Rabbe iman ettim dedi. Ama can boğaza geldiğinde getirilen iman makbul değil. Allah-u Teala onun sadece cesedini kurtardı. İbret-i alem olsun diye onun cesedini kurtardı. Ruhu kurtulmadı.
Gul intaziru inna muntazirun. Onlara de ki yani bekleyin bakalım, biz de bekliyoruz. Yani Cenab-ı Hakk'ın ayetleri gelecektir. Kafirler neticede cezasını görecektir. İnnellezîne ferragû dînehum. O kimseler ki dinlerinde fırka fırka oldular. Ve kânû şiâ'a, gruplara bölündüler. Leste minhum fî şey, senin onlarla bir alakan, bir münasebetin yoktur. Yani dinde bölünme, dinde fırka fırka olma, gruplara ayrılma, doğrudan Peygamberimizin yolu bu değil. Peygamberimizin yolu tevhid yoludur. Peygamberimizin yolu çok farklı temayülde olan insanları birleştiren bir yoldur. Ama bazı insanlar din görünümü altında bölücülük yapabiliyorlar. Bazı insanlar dini anlatır tarzda görülüyor ama milleti başka yerlere çekebiliyorlar. İşte bunun Peygamberimizin getirdiği dinle alakası yok. Peygamberimizin gösterdiği yolla bunun bir alakası yok. Bunu söylerken cemaatleri ret anlamında veya mezhepleri ret anlamında söylemiyoruz. Zira cemaatler bir realitedir. Bunlar İslam'ı yaşamanın bazı yollarıdır. Nasıl ki buradan diyelim İstanbul'dan Ankara'ya değişik yollardan gidilebilir. Karayoluyla ve demir yoluyla veya hava yoluyla gidilebilir. Tümünde hedef birdir. Yollar değişik olabilir ama hedef birdir. Onun gibi İslam'ı yaşama hususunda bazıları tarikatla İslam'ı yaşar. Bazıları bir cemaat halinde belli bazı prensipler çerçevesinde İslam'ı yaşar. Bunlar dini bölmek anlamında değildir. Dinde bir renkliliktir. Allah-u Teala dilese bütün insanlar tek mezhep üzere, tek bir görüş üzere olurdu. Ama insan tabiatı buna müsait değil. Günümüzde dinde bazı böyle cemaatlerin, mezheplerin çıkmasını yadırgayan, din bir ama mezhepler nereden çıktı diye ileri geri konuşanlar, din dışı başka meselelere bakacak olurlarsa onlarda da çok farklı görüşlerin olduğunu görürler. Yani söz gelimi bir laiklik dünya çapında evrensel bir görünümde değildir. Laikliğin belli bir tarifi vardır ama uygulama farklı farklıdır. Algılayış farklı farklıdır. Bir diyelim Almanya'nın laikliği algılamasıyla Fransa'nın algılayış tarzı ve uygulayış tarzı aynı değildir. Ülkemizdeki durum yine aynı değildir. Veya değişik felsefi sistemler var. Bu felsefi sistemlerde aynı sisteme bağlı olduğunu iddia eden değişik kimseler farklı görüşler beyan edebiliyorlar. Değişik izimler var. Bu izimler farklı farklı yorumlanabiliyor. Demek ki dinde belli bir yorum hürriyeti de var. Din bunu reddetmez. Veya bu meyanda zayıf bir rivayette olsa doğru bir mana olarak kabul ederiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ihtilafı ümmeti rahmetun dediği ifade edilir. Ümmetimin ihtilafı rahmettir. Burada kastedilen ihtilaf dinin özünde ihtilaf değil, furuatta ihtilaftır. Yani dinin ayrıntılarında mezheplerde farklılık olabilir ve bu dinde bir genişliktir. Ve insanlara tek bir çözüm yolu değil, değişik alternatifler sunulmuştur. Ve böylece o insanlar Allah'ın dinini kendi durumlarına daha uygun bir şekilde yaşayabileceklerdir. Din bu noktada bir kolaylık, bir genişlik göstermektedir. Ayetin devamında Allah-u Teala şöyle bildiriyor. İnnemâ emruhum ilallah. Onların durumu Allah'a racidir. Allah'a arz edilecektir. Sümme yünebbi'uhum. Ve sonra Allah haber verir. Bimâ kânu yef'alun. Onların yaptıklarını haber verir. Yani dini meselelerde evet ihtilaf edenler var. Ama bunların hepsi neticede Allah'ın huzuruna sevk edilecek. Ve Allah-u Teala hangisinin doğru, hangisinin eğri olduğunu onlara bildirecektir. Men câe bil hasene felehu aşru emfâlihe. Kim bir iyilikle gelirse Allah'ın huzuruna onun için 10 katı vardır. Yani kim bir iyilikle gelirse Allah ona 10 kat sevabını verir. Ve men câe bil seyyye. Kim de bir kötülükle Allah'ın huzuruna gelirse فَلَا يُجْزَى اِلَّا مِثْلَهَا ancak bunun misliyle cezalandırılır. وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ ve onlara asla zulmedilmez. Burada iyilikle Allah'ın huzuruna gelmek veya kötülükle Allah'ın huzuruna gelmek bunların karşılığı nazara veriliyor.
Kim bir iyilik yapar, o şekilde Allah'ın huzuruna varırsa ona 10 katı var. Burada 10 katı illa sınırlama için değildir. Asgari limiti ortaya koymaktadır. Yoksa Bakara suresinde bazı ayetlerde dikkat çekildiği üzere Allah yolunda infak eden bir kimse 1'e 700 Allahu Teala ona mükafat verebiliyor. Vallahu yudaifu limen yeşa ve Allah dilediğine çok daha fazlasıyla kat kat verebiliyor. Demek ki Allahu Teala en azından 1'e 10 verir. Yapılan bir iyiliği 10 katıyla mükafatlandırır. Bir kimse kötülük yaptığında ise o kötülükle Allah'ın huzuruna vardığında o da yaptığının karşılığını görür. 1'e 10 değil 1'e 1 olarak misliyle orada cezalandırılır ve o insanlara asla zulmedilmez. Burada belki dikkat çekmemiz gereken bir incelik de şu. Normalde iyilikte insanın hakkı çok azdır. Buna rağmen Allahu Teala en azından 10 katıyla mükafat veriyor. Kötülükte bütün hisse insana aittir. Allah istese kat kat ceza verebilir ama ona da sadece misliyle birebir ceza veriyor. Bu da Allahu Teala'nın rahmetini gösterir. Yine ayette dikkat çekmemizde fayda olan bir durum şu. Kim iyilikle Allah'ın huzuruna gelirse, kim iyilik yaparsa demiyor. Yani insan iyilik yapar ama bakarsınız o yaptığı iyiliği muhafaza edemez. Muhafaza edemeyince de o iyiliği zayi eder. Mesela ayette geçiyor. Ya eyyühellezine amenu la tubtilu sadakatukum bil menni vel eza. Yaptığınız sadakaları, verdiğiniz o malları minnetle ve eziyetle boşa çıkarmayınız. Normalde aslında sadaka vermek çok güzel bir durumdur. Ama bir insan minnetle, eziyetle bunu verecek olursa yaptığı amelin bir kıymeti kalmıyor. Demek ki insan bir iyilik yapar ama ya riya ya şöhret bu gibi şeylerle bunu yaparsa o amelle Allah'ın huzuruna varamaz. Ve Allah'ın huzurunda ondan sevap beklemeye hakkı olmaz. Öte yandan bir insan kötülük yapar ama yaptığı kötülüğe hemen ceza verilmiyor. Eğer o kötülük silinmeden Allah'ın huzuruna varırsa, demek ki tövbe ederse silinir. Bir takım başına gelen musibetlerle, sıkıntılarla o günah ortadan kalkar. Eğer bunlar olmayıp da tümüyle diğer aleme iş kalırsa, o zaman Allahu Teala onun misliyle, yani birebir onun cezasını verir. Kul inneni hedani rabbi ila sıratın müstakim. Ey peygamber de ki gerçekten benim Rabbim beni doğru bir yola hidayet etti, doğru bir yola sevk etti. Dinen kıyemen ve dosdoğru bir din, millete İbrahim'e hanife ve hanif olarak İbrahim'in dini. Yani Hazreti İbrahim'in o gitmiş olduğu dosdoğru bir yola beni sevk etti. Hanif dinine, yani batıl mabutlardan yüz çevirip tek Allah'a yönelen öyle bir dine beni sevk etti. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ İbrahim müşriklerden değildi. Araplar İbrahim'in torunları durumunda ama İbrahim'in dini üzere değiller. Her ne kadar İbrahim'in dini üzere olduklarını iddia ediyorlarsa da tamamen şirk dolu, putlarla dolu bir hayatları var. İşte burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu da hatırlatılıyor. O müşriklerden değildi. Yani Peygamberimiz Araplara bunu söyleyecek. Ta ki onlar da ataları İbrahim'in gerçek dini üzere olabilsinler. Kul inne salati, de ki benim namazım ve nusukim ve ibadetim ve mahyaya ve mematim ve hayatım ve ölümüm lillahi rabbil alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Yani benim namazım, ibadetim, özellikle hac gibi, kurban gibi ibadetler burada ilk hatıra gelen ve hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Yani burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ben kendime malik değilim. Benim hayatım da, ölümüm de, ibadetim de, namazım da hepsi Allah'a aittir. Bunun manayı ifade ediyor, ifade etmesi isteniyor. La şerike leh, ve onun asla bir şeriki yoktur. Ve bizalike umirtu, ve ben bununla emrolundum. Bana bu emredildi. Ve ana evvelül müslimin, ben Allah'a teslim olanların ilkiyim. Yani her peygamber, Allah'ın gönderdiği dinle gönderilen her peygamber elbette buna ilk teslim olan kimsedir.
Hazreti Musa kendi devrindeki ilk teslim olan kimsedir. Hazreti İbrahim kendi devrinde ilk teslim olan kimsedir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da kendi devrinde Allah'ın emirlerine ilk teslim olan kimsedir. Kul e gayrallahi ebghi rabben, de ki ben Allah'ın dışında bir Rab mi ararım? Ve huve rabbu kulli şey, halbuki o her şeyin Rabbidir. Yani her şeyi terbiye eden Allah iken ben Allah'ın dışında başka bir Rab mi ararım? Ve la teksebu kullu nefsin illa aleyha, her nefis ancak kendi yaptığından sorumludur. Ne yapmışsa ondan hesaba çekilecektir. Ve la teziru vaziratun vizra uhra, ve hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Buna suçun şahsiliği deniliyor. Yani her insan kendi yaptığından sorumludur. Burada da genel bir hüküm olarak hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Bu manaya dikkat çekiliyor. Günahkar denilişi, peygamberler dışında hiçbir insan masum değildir. Dolayısıyla bütün insanlar anlamında bunu değerlendirebiliriz. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Sümme ila rabbikum merciukum, sonra merciiniz, dönüşünüz Rabbinizedir. Fe yunebbiukum bima kuntum fihi tahtelifun, sizin ihtilafa düşmüş olduğunuz şeyleri o size haber verecektir. Bu dünyada insanlar pek çok meselelerde ihtilafa düşüyorlar. Bugün İbrahimi dinlerin mensupları olarak Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar pek çok meselede aralarında ihtilaf vardır. Hristiyanları, Yahudileri kendi haline bırakalım. Müslümanlar olarak bizlerin de kendi aramızda hayli ihtilaflar vardır. Cemaatler, meslekler, meşrepler gibi. Hatta aynı camia içinde çok farklı görüşte olanlar vardır. Acaba bunlardan hangisi doğru veya en doğru hangisi? Bu dünyada çok da net olmayabiliyor. Herkes kendi gittiği yolu en doğru yol kabul edebiliyor. Diğer alemde Allah'ın huzuruna varıldığında elbette doğrular ortaya çıkacak. Allah-u Teala kimin haklı, kimin haksız, kimin doğru, kimin eğri olduğunu haber verecektir. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْاَرْضِ, o Allah ki sizleri yeryüzünün halifeleri kıldı. وَرَفَا بَعْدَكُمْ فَوْقَ بَعْدَ دَرَجَاتِ, bir kısmınızı derece itibariyle diğerlerinin fevkinde kıldı. لِيَبْلُوَكُمْ ف۪ي مَا آتَاكُمْ, size verdikleriyle sizi denemek için. Yani Allah bazısına ilim verir, ilimle dener. Bir kısmına zenginlik verir, zenginlikle dener. Bir kısmına makam verir, makamla dener. Makam sahibi olanın kendine göre bir imtihanı var. İlim sahibi olanın kendine göre, daha diğerlerinin kendine göre imtihanı var. Her insanın artı eksi yönleri olabilmekte, artı eksi değerleri olabilmekte. Buna göre Allah kime ne vermişse verdikleriyle deniyor. Kimini sesiyle, kimini güzelliğiyle, kimini boyuyla, kimini asabi mizacıyla, kimini yumuşak tabiatıyla, herkesi bu şekilde Allah-u Teala imtihan ediyor. İnne rabbeke seri'ul ikab, senin Rabbin ikabı seri olandır, cezası seri olandır. Ve innehu le gafurur rahim, ve şüphesiz o gafurdur, rahimdir. Son derece bağışlayandır, son derece merhametli olandır. Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle Kur'an-ı Kerim'deki uzun surelerden bir tanesini daha bu şekilde bitirmiş olduk. En'am suresinin son sayfasını ve son ayetini bitirdik. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in tamamını bilerek okumayı, anlayarak okumayı ve şuurlu bir şekilde yaşamayı hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda yeni bir sureden devam etmek üzere hepinize hayırlı günler diliyorum.